İsterseniz buradan yavaş yavaş lezzetlerini de tatmaya gidelim. Ne dersiniz? Bu önümde gördüğümüz bu devasa tabakta... Bu nedir abi? Bunu anlatır mısın? Bu tokat kebabı üstadım. Bu da özel bir fırında. Sebzenin etle uyumlu olduğu nefis bir kebap. Hatta birçok gastronom uzmanları falan buna kebap demeyin. Buna yazık olur kebap ismini vermek diyor. Döneminde de sebzeli kebap diye geçer. Tüm mahsulü yani içerisindeki etinden sebzesine varana kadar bu yöreye aittir. Bütün lezzeti ete de geçmiş haliyle. Et bir yumuşak, güzel kıvamında. İkincisi patlıcanı da, biberi de hepsini hissedebiliyorsunuz. Sebze tarafına geçtiğimizde o söylediğiniz yaprak sarmasının çeşitlerinden. Evet, evet. O tatmış olduğunuz etli yaprak sarma, etli dolma. Bu baklalı dolma, kara baklayla birlikte, yöresel bulgurla birlikte pişen bir şey. Ve bunların altında da mutlaka bir kaburga, kuzu kaburgası olur. Döneminde kurutulmuş çemenle vesaire bir etle onun nefasette komple kazanı kaplar ve her bir ürünün de kendine has kazanı vardır burada. Pişirme kabı vardır. O da buradaki bakırcılığın da zengin olması ve bir de bat dediğimiz yaprakla direkt bir nevi sulu salata gibi küçük ekmekle, yöresel ekmekle birlikte yaprakla sarılıp yenen ayrı bir türü var. Yani sürprizlerle dolu bir mutfak. Farklı lezzetler var. Bu yaprak sarmaların lezzetleri olur da yolunuz bana sorarsanız tüm samimiyetimle yolunuz düşerse en kötü ihtimalle şu yaprak sarmasından yemeden sakın buradan geçmeyin.